Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nden bu yana bizimle beraber olan Milli Ekonomi Modeli'nin yayılmasında, anlaşılmasında çok önemli görevler icra eden Azerbaycan Bilimler Akademisi'nden Sayın Profesör Doktor Rauf Mehmetova sözü veriyoruz. Sayın muhterem hocam Profesör Doktor Haydar Baş ve sayın muhterem konferans katılımcıları. Benim konum kapitalizmin çöküşü ve milli ekonomi modeli hakkında konuşmak olacak. Bildiğiniz gibi Profesör Doktor Haydar Baş artık 20-30 yıl önceden kapitalizmin çöküşü hakkında çıkışlar etti. Bunu aynı zamanda 2005. yılda yayınladığı, araştırdığı kitabıyla, milli ekonomi modeliyle ilmi şekilde kanıtladı. Ve bununla kapitalizmin gerçek bir ekonomi model olmadığını, gerçek bir sistem olmadığı, insanlığın hayrına işlemediğini kanıtlarıyla sübut etti. Yalnız bunu araştırmadı, yalnız bunu kanıtlamadı, aynı zamanda ona alternatif olarak kendi modelini ortaya koydu. Türkiye için, insanlık için, dünya için yeni bir yol çizdi. Haydarizm modelinin temelini koydu. Bugün bizim burada toplanmamız artık birkaç böyle konferanslarda toplandık. Bu konuları konuştuk. Haydarizmin çöküşüyle bağlı. Hakikaten son dönemde dünyada kapitalizmin çöküşü artık bir gerçekliktir. Bunu yani bir söz olarak söylemiyoruz. Bu bir gerçekliğe çevrilmiştir. Yani bu o kadar bir gerçekliği olmuştur ki artık bunu kendi kapitalistler, dünyanın yöneten kapitalistlerin kendileri bunu artık kendileri sözleriyle tasdik ediyorlar. Buna ben bunun için derdim ki 2012. yılda ünlü politikacıların, kamu görevlilerin, devlet yöneticilerinin, sahipkarların toplandığı Davos Forumundan size bir örnek vermek istiyorum. Demek ki 2012. yılda Davos Forum'un konusu bakın nasıl olmuştur. Büyük dönüşüm, yeni modellerin oluşumu. Bu forumda demeli kapitalizmin sekteye uğraması, alternatif ekonomi modellerin aranması, ekonomik gelişme merkezlerinin batıdan güneye doğru yönelmesi, liberal ekonominin devlet ekonomisi evezlenmesi tehlikesi, Anglo-Sakson finans kapitalizminin güncelliği kaybetmesi, dünya nüfuzunun ve yoksulluğun artması ve bu gibi birçok problemler hakkında konuşmalar olmuştur. Ben bu konuşmalardan birkaç örnek vereceğim size. Yani bu konuşmalardan ilk önce IMF'nin başkanı Christine Lagarde'ın aynı forumda dedikleri sözleri hatırlatıyorum size. IMF'nin demeli başkanı olan Christine Lagarde dünyada kapitalizmin çöküşünü tasdik etmiştir ve bu durumdan, mevcut durumdan kurtulmasının konusunu gündeme getirerek bildirmiştir ki dünyanın hiçbir ülkesinin krizden garantisi yoktur. Yani krizin sonu görünmüyor. Bildiğiniz gibi kapitalizm yarandığı günden daim krizler içerisinde olmuştur. Yani bu öyle bir sistemdir ki bu sistem kendi içerisinde bir problemli sistemdir. İnsanların değil, bir grup, Haydar Baş hocamızın bildirdiği gibi, bir grup insanların lehine çalışan bir sistemdir. Bu sistemde çökmesinin sebeplerinden biri de odur ki, bu sistem hiçbir zaman insanları hayrını düşünmemiştir. Yani bu sistemin 19. yüzyıldan bu yana kadar, devamlı olarak krizlerle Kondratiev'in dalgalar teorisi vardır. Kondratiev'in dalgalar teorisine göre dünya 19. yıldan bugüne kadar daima iniş yokuşlarla devam eden bir ekonomi düzeninde yaşamıştır. Ve
O enişler olduğu zaman ekonomide, o ekonomiyi yönetenler dünyada bir savaşlar çıkarmış, isyanlar çıkarmış ve bunun sonrası da insanları çok bir dözülmez bir durumda bırakmış ve sonunda onlara yeni bir ekonomi modeller, yeni teoriler sunmuşlardır. Fakat bu teorilerin, ekonomi teoriler gerçekten yalnız yalan üzerine bir yalan gibi ortaya çıkmıştır. Gerçeği olarak hiçbir zaman insanların menfaatini düşünen, sade halkların menfaatini düşünen bir teori olmamıştır. Ve böyle devam ettikçe de aynı zamanda 2008. yılın büyük, bildiğiniz gibi büyük bir böhranı, krizi başladı. Maliye krizi, ekonomi krizi başladı 2008. yıldan bu yana. Bu kriz devam ederek devam ediyor ve bu kriz gösterdi ki artık çözüm yolu yoktur. Artık kapitalistlerin kendileri de bunu, kapitalizmin çöküşünü tasdik ettiler ve bunu tasdik etmeden ben düşünüyorum ki onların artık alternatif bir modelleri vardır. Onların yeni bir çıkış yolları vardır. Yani onlar nöbeti bir yalana, yalan bir teorini ortaya çıkarmak durumundadırlar ve bunu bu hafta düşünürler. Bunu ben forumda da gördüm. Forumun, IMF'nin baş ekonomisti Olivier Blanchard da bu forumda böyle söylüyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yüksek borç göstergelerinin kaldırılması için 20 yıldan fazla zaman geçti. Şimdi daha fazla zaman geçebilir. Forumun başkanı Klaus Schwab demiştir ki, tam kesinlikle söyleyebiliriz ki şimdiki kapitalist sistem modern dünya modeline bir türlü uymuyor. Bu sistemin bozulmasını engelleyen kuralları zamanında uygulamadık. Kapitalizmin olağanüstü bir sistem olduğunu bildiren girişimci Bill Gates ise, biz bir dönemin sona erdiğini, yenisini ise henüz başlamadığı bir dönemde yaşıyoruz, diyor. Aynı zamanda Alcatel-Lucent şirketinin rehberi Wim Wijnands ise böyle demiştir. Kapitalizm teşebbüsünün geliştiği, insanların kendilerinde iyi özellikleri ortaya koyma imkanı yarattığı bir model olmuştur. Fakat bu model artık toplumun sorunlarını çözememektedir. Bu nedenle sistemi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Wipro Ltd. Hint şirketinin başkanı Azim Premci de bu forumda katılımcılardan olarak söylemiştir ki, biz bu sorunu fark etmesek ve onu çözmeye çalışmasak o dünya çapında kaotik isyanın başlamasına ortam yaratabilir. Yani artık bu forumun gidişatından anlamak olur ki kapitalistler yeni bir sistemin peşindedirler. Bunun nedeni de ben de gördüm. Çünkü 19. yüzyıldan başlayarak kapitalizm bildiğiniz gibi dünyanın pazarlarını ele geçirme ruhunda çalışır. Artık dünyada bir pazar kalmadı. Yani dünya artık büyük bir pazara çevrildi. Dünyanı yönetenler dünyanın her tarafını, bütün pazarlarını ellerinde tuttular. Artık bu pazarın genişlenme, büyüme imkanları kısıtlandı. Büyüme imkanları yoktur. Dünya çünkü kapalıdır. Artık bundan da o yana genişlenme yoktur. Artık problem genişlenmediği için kapitalizm artık içine çekilmelidir. İçine çekildiği durumda kapitalizm çökecektir. Çünkü neden? Çünkü kapitalizmi geliştiren bankalar sistemidir. Bankalar burada krediler vasıtasıyla, faizli krediler vasıtasıyla, aracılığıyla bunlar genişlenirler. Bu genişlenmenin arkasında üretici dayanır. Üreticiye faizli kredileri verirler. Üreticinin de arkasında dayanan teknolojilerdir. Bu teknolojileri geliştiren bir kurumlardır. Bunlar hepsi sistemin dayak noktalarıdır. Bunlar birbirine bağlıdır, zincirvari. Ve bu sistem artık direndiği yere, yani kapandığı için, genişlenme imkanı mahdutlaştığı için artık bu sistem dayandığı bank sistemi de çökmelidir. Ona dayanan teknoloji sistemi de çökmelidir. Yani kapitalizm özü kendi içerisine çökecektir. Yani bu gelişim ona doğru gidiyor.
Ve bunun için artık yeni bir sistemler oluşabilir. Ben bunun ilk önce onu söylemek istiyorum ki yeni sistemden biz konuştuğumuz zaman eğer kapitalizm, sosyalizm de çöktü, kapitalizm de çökür. Biz bu durumda aynı bu çağda yaşıyoruz. Bunların şahidiyiz. Ve aynı zamanda biz şahidiyiz ki bu durumda milli ekonomi Haydar Profesör Doktor Haydar Başı milli ekonomi modeli ortaya çıktı. Bu model kapitalizmin sürekli gelişiminin imkansızlığı olduğunu, gelir dağılımındaki eşitsizliğini, istihdam sorunlarının derinleşmesi bu gibi sorunları kapitalizm ortaya koydu. Ve insanlığın, yalnız Müslümanların, Türk Müslüman dünyasının değil, tüm insanlığın bu ekonomiye ihtiyacı vardır. Zira artık yeni bir ekonominin, burada benden önce Malankov, Alexey Malankov bu barede konuştu. Yani ekonomi hakikaten de insanlığın menfaati içindir. İnsanları aldatmak için değildir. İnsanları terminolojilerle çok mürekkep bir kavramlarla aldatmak daha asandır. Onları daha aydın, sade bir dilde, basit bir dilde onlara menfaatlerini kandırma, anlatmak daha doğrudur. Aynı zamanda bu ekonomi modeli insanların çok büyük imkanlarını genişlenmesine, açılmasına şerait yaradır. Ben burada bu ekonomi modeliyle sosyalist ve kapitalist modeller arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bakın, demeli biz bildiğimiz sosyalizm sistemi bir alternatif olarak kapitalizm ortaya çıktı. Fakat bu alternatif değildir. Bu alternatif değildir. Neden alternatif değildir? Çünkü sosyalizm sisteminin yaratıcıların, onun teorisi temelini koyan Karl Marx, aynı Adam Smith gibi devlete karşıdır. Adam Smith de devlete karşıdır. Ekonominin yönetilmesinde devlete karşıdır. Aynı şeyi Karl Marx da söylüyor. Yani Karl Marx daha radikal şekilde devleti ortadan kaldırmadan gelişmenin geri mümkün olduğunu söylüyor. Yani her iki sistemde faizli kreditler ortadan kaldırılmır. Yani anlaşıldığında gördüğümüz kimi her iki sistem sonuçta bir araya geliyor. Amaçları bir, insanları sömürmek ve dünyanı böyle idare etmektir. Fakat milli ekonomi modelinin bunlardan çok büyük farkı vardır. İlk önce onu diyeyim ki milli ekonomi modelinin dilinde politikanomi yönleri geliştirilir ve politikanomiyanın bakımından ekonomi burada inkişaf eletir, geliştirilir. Neden? Çünkü ekonomide ekonomi sistemini artık dışarılarmışlar, bunu tatbik etmiyorlar. Ancak ekonominin çok özel bir anlamı olan politikanomi yöntemleriyle gerçek ekonominin ortaya koymak mümkündür. Bak, milli ekonomi modeli geliştirilmiş yeni politikanomi yöntemleriyle yazılmıştır ve kanıtlanmıştır. Demeli, milli ekonomi modeli devletin sınırları dahilinde yönettiği ekonomi milli olarak tanımlanır. Fakat MEM evrenseldir. Zira o tüm devletlerin bağımsız milli ekonomisini oluşturabilir. Kapitalizm ise devletin varlığını pazar ekonomisi için engel olarak tanımlar. Ve bu nedenle devletlerin ekonomisini kenardan devletüstü güçler tarafından yönetilmesini sağlar. Oysa milli ekonomide hem özel mülkiyeti hem de devlet kurumunun devlet halk karşılıklı işbirliği ortamında gelişmesini sağlar. Bu ortamda hem devlet hem de vatandaş kazanır. Devlet serbest emisyon politikasıyla elde ettiği senaryoj gelirlerinden
insanlarla ortak işbirliği sonucu kazandıklarına sosyal devlet modelini oluşturur. Milli ekonomi modelinden kapitalizme farklı olarak faizli krediler iptal edilir. Bununla dünyanın gelirler bir grupun elinde birikmez. Dünyada ve ülkelerde gelir bölgesinde adaleti sağlanır, sosyal tabakalar arasında uçurum zamanla azalır. Milli ekonomi modeli sosyalizmden farklı olarak vatandaşlara faizsiz krediler verir. Bununla mem sürekli gelişimi sağlar. Yani kapitalist düşüncenin çeşitli zamanlarda ortaya çıkardığı sürekli savaşlar, terörler, soykırımlar biter ve dünyanın sülh hakim olur. Aynı zamanda ülkelerde ve dünyada yoksulluk, açlık sorunları çözülür. Yani artık savaşlar, işsizliği, yoksulluk yüzünden kendi ülkelerini terk ederek başka ülkelere göç etmez insanlar. Yani bugün dünyanın kaynaklarını sömürmek için dünyanın savaş alanına çevrenler, memin uygulanmasıyla ortadan kalkar, insanlar rahat nefes alır, adalet hakim olur. Mem kapitalizmden farklı olarak istihdam sorunu çözer. Zira o kapitalizm ve sosyalizmden farklı olarak insanların emeğini sömürmez, ona değer verir. İnsan tükettiğinden daha fazla değer ürettiği için onu istihdam sorunun olmasını anormal sayar. Bu nedenle işsiz kalan milyonlarla insanın cani ve terör gruplarına katılması önlenir. Kapitalistler terörçü grupların artmasını istediklerinden dolayı istihdam sorununun derinleşmesini isterler. Mem kapitalizm ve sosyalizmden farklı olarak kadınların ailede görevlerini reproduktif bir görev olarak değil, değeri mevacib ile ödenen bir sosyal görev olarak değerlendirir. Bununla mem aile kurumunun güçlenmesini ve kadınların haklarının korunmasını sağlar. Mem kapitalizm sisteminde ailenin çökmesi ve onun insana ve aileye zıt bir kuruluş olduğunu gösterir. Mem insanın doğası ve fitreti üzerinde oluşan bir ekonomi modelidir. Bu nedenle onun gelişmesi insanın kendini kavramasına, manevi ahlakı bakımından yükselmesine, mutlu olmasına imkan sağlar. Kapitalizm ve sosyalizm ise oluşturulan ekonomi model insanın doğası ve fitretine ziddir. Ve bu nedenle bu sistemlerde insanlar homo economics haline gelerek kendileri mutsuz sayarlar. Dünyada yabancılaşma ve intihar olaylarının artması da bunu tasdik ediyor. Bununla ben konuşmamı bitiriyorum. Teşekkürler ediyorum size. Sağ olun. Sayın Profesör Doktor Rauf Mehmetoğlu'na teşekkür ediyoruz.